Yargıcın Terraform Labs'ın talebine verdiği onaydan bahsedeceğiz. Bir önceki videoda yargıcın reddettiği bir husus üzerine konuştuk. Buradaysa onayladığı bir husus üzerine konuşacağız ve bu durumun neticelerinden şöyle genel itibariyle bir bahsedeceğiz. Tabii reddettiği nokta maalesef ki çok daha önemliydi. Hem Ripple için yani hem XRP Coin için aynı zamanda Terra için ve dolaylı yoldan Sol, ADA gibi coinler için de çok önemli noktalara biliyorsunuz ki değiniyordu. Zira burada bunların birer yatırım sözleşmesi olmadığı ve borsalardaki hareketlerine ilişkin bir takım sıkıntılar vardı. Girip önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Haricinde FTX talebini onay verdi fakat ben bunu çok gerekli bulmuyorum. Mesela Terraform Labs tarafı şunu söylüyordu. FTX bizim çöküşümüzden sorumlu olan borsadır diyordu. Hani bir diğer kötü aktör. Hatta FTX çöktükten sonra FTX tarafı suçlandı konuya ilişkin. Şimdi birincisi ben Terraform Labs tarafına şunu sorarım. Madem bu adamlar sizin çöküşünüzden sorumluydu, neden FTX çökmeden önce bunu söylemediniz? Yani FTX çöktükten sonra mı sizin çöküşünüzden sorumlu oldu? Önceden yapılan hareketler de belliydi. Ya çöktükten sonra mı bu bir anda sizin projenizi FTX çöküşe götürmüş oldu? Bu birinci soru. İkincisi yine aynı süreçte Duvon bunları şey yaptı bilmem ne işte o FTX asıl suçluydu. Ha, senin bir suçun yok yani FTX yaptı. Ben açıkça söyleyeyim. SBF ve eski FTX yönetiminin yapmış olduğu şey hatalar kendine, Terra'nınki kendine fakat FTX'in yapmış olduğu hareketlerde Terra'nın çöküşüne ilişkin adamların hiçbir suçu yok. Fon çektikleri doğru yani fonları çektiler fakat çekme konusunda da hakları var. Şimdi birincisi ben senin coin'ine yatırım yapıyorum. Yatırım yaptığım zaman ağayım, paşayım, yatırım mı çektiğim zaman o sen niye işte böyle yaptın? Biz çöktük. Çökmeseydin kardeşim sen benim yatırımımla var olacaksan sen yok ol zaten. Anlatabiliyor muyum? Zaten ben baştan yatırarak yanlış yapmışım. Onunla var olacaksan sen. İkincisi adamlar neden sattı? Teminatlandırmanız gereken yerde tuttunuz. Milyar dolarlık Bitcoin sattınız ya. Ondan sonra yani çöküşten haberiniz vardı. Buna ilişkin fonları satıp çakallık yaptınız. Adamlar da sadece FTX değil. FTX kadar büyük, FTX'ten daha çok tutan 5-6 cüzdan FTX'ten önce sattı. Alakasız olarak. Hepsini suçla o zaman. Ya böyle bir şey olabilir mi? İş şeye dön işte niye sattılar bilmiyorum. Ya sen niye satacak adamlar? Çöküşü anlayıp sen kendi coinlerini çakallık yapıp niye sattığını açıklayacağın yerde bunu anlayıp çöküşten önce çıkanı suçluyor adam. Bu tam bir saçmalıktır yani. Boş muhabbettir. Haricinde FTX'in tabi bir ara 157 milyar adet loncu vardı. Kendi şeyleri, kendi yatırımları. Devamında bunu tabii ki satarak her altcoin'de olduğu gibi sıfırladılar. Yargıç Terraform Labs'ın FTX talebine onay verdi. Federal yargıç Terraform Labs'ın FTX'e mahkeme celbi göndermesine yönelik talebini kabul etti. The Block'un haberine göre Terraform Labs, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kendisine açmış olduğu davaya ilişkin FTX'in bilgi sahibi olduğunu iddia etti. Şirket, Mayıs 2022'de FTX üzerinde USD ve Luna tokenlarının koordineli bir biçimde satıldığını ve bunun ekosistemin çöküşüne neden olduğunu belirtti. Hiç zannetmiyorum ya. Yani hiç zannetmiyorum diyorum ya. İkinci bir diğer mesele bu olayın ucu bu arada bunu söylemelerindeki sebepler olayın ucu SEC ve Gary Gensler'a kadar da dayanıyor bu arada. Şimdi adam diyor ki bizim çöküşümüzden FTX sorumlu. Bu arada tam tersi FTX'in çöküşünden bir kısım büyük bir kısım hatta sen sorumlusun. Tamam mı? İkincisi Gary Gensler'ın biliyorsunuz FTX ile bir bağı var. Gary Gensler ve SEC ekibi piyasa içerisinde en içli dışlı olduğu ve en birlikte çalışabildiği taraf FTX'ti. Hatta buna rağmen FTX çöktükten sonra, iflas ettikten sonra bayağı güçlü bir şey geldi. Böyle
Sert rüzgarlar esti yani piyasada, tamam. Yani işi bu noktaya kadar götürmeye çalışıyorlar ki aynı zamanda ucunu Gary Gensler'a da dokundurabilsinler. Mantıklı bir noktadan ilerliyorlar. Beğendim ben işi. Terraform Labs, Sam Bankman-Fried'ın Fed'in çöküşüne ilişkin belgelere sahip olduğunu iddia ediyor. FTX dahil oluyor. Delaware bölgesi ABD İflas Mahkemesi'nden yargıç John Dersin, Terra'nın argümanları ile ilgili FTX'in bilgi ve belge sunma isteğini kabul etti. FTX üyesi de temsil eden FTX avukatları, iflas eden şirketler bu süreçten çıkana kadar ek yasal işlemden korundukları gerekçesiyle Terraform Labs avukatları ile yapılan uzlaşının ardından alınan yeni kararı kabul etti. FTX avukatları Terraform Labs'ın istemiş olduğu kayıtları sağlayacağını açıkladı. Yani buradaki kayıtlar hangi noktaya geliyor? Diyor ki zamanında yapmış olduğunuz bizim tokenlarımızın satışlarını vesaire ortaya çıkarın. Hani ne zaman alım yaptınız, ne kadar, ne zaman satış yaptınız, bunları ne için kullandınız? Terra coinlerine ilişkin kendilerinin işlem belgelerini istiyorlar. Anlatabiliyor muyum ki bunun üzerinden işte böyle bir şey var mı yok mu noktasında hareket edilebilsin. Bu kısım aslında Terra yatırımcılarını çok da şey yapan bir kısım değil, böyle aman aman bağlayan bir kısım değil. Çünkü bu bir menkul kıymet mi, emtia mı noktasıyla ilişkili değil de eski ekibin prestiji ve eski ekibin hukuki sürecini başta Duvon olmak üzere temsil ettiği için böyle bir noktaya ve olaya dayanıyor yani. Şuraya da bir devam edelim. Bu belgeler FTX'in farklı platformlarındaki cüzdanlar, hesaplar ve işlem yapmak için kullanılan varlıklarla ilgili kayıtları ve Terraform Labs'ın diyor geliştirdiği Luna ve USD gibi tokenlarıyla yapılan büyük hacimli kripto satışlarını içerecek. Aynen. Terra ekosistemi Mayıs 2022'de çökmüş. Yaşanan sıkıntıların ardından bir domino etkisiyle birçok kripto para şirketi iflas etmişti. Bakınız, Trace, Celsius, Voyager, FTX. Mayıs 2022 birçok kişi tarafından kripto kışının başlangıç etaplarından birisi olarak kabul ediliyor. Ne doğru. Terra kurucusu Duvon hala Karadağ'da cezaevinde bulunuyor ve kendisine karşı yapılan suçlamaları çürütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Doğru. Tabii şeyin kaçarı pek yok. Duvon'un pek kaçarı yok. O yüzden Duvon tarafında pek umut olmasın. Zaten artık Duvon'un Terra coinleriyle de fazla bir ilişkisi yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.